Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan Kayseri'de cehennem gibi bir sıcağın olduğu günden herkese selamlar olsun. 3 Ağustos 2022 Bir seni sevmişim yalan dünyada Döktüğüm gözyaşı uğra uh, feda Devamını siz getirin bakalım kaç kişi biliyor. Gerçekten bu çok güzel bir e, tribün bestesi. Şu güneşimi kaybettim saçmalığından. Çok çok daha güzel. Evet sevgili arkadaşlar bu kısımda sadece Forvet konuşmak istiyorum. Sadece Forvet ama birkaç tane de Forvet dışında isim konuşacağım hakkınızı helal edin. Öncelikle habere giriş yapayım. Şimdi esprili şekilde bazı şeyler yazdım Twitter'a ama anlamayan arkadaşlar olmaz inşallah. <laughs> Şimdi karnı acıktığı zaman doymaya ihtiyacı olur insanın. Yemek yemeye değil doymaya diye yıllardır doyan insanlara saygınız olsun. Yine susayan bir insanın susuzluğunu giderme ihtiyacı olur. Sıvı tüketmeye ihtiyacı yoktur gibisinden. Ee, bir espri yapmaya çalıştım kendi çapında ama olayın özü şu. Fenerbahçe'nin forvete ihtiyacı vardır. Az buz değil. Leblebi gibi gol atacak forvetle, forvete ya da forvetlere. Allah söyletti diyeceğim olmayacak. Şimdi rakip savunmayı kemirecek bir forvete, rakip savunma oyuncusunun şu maç bir an önce bitsin de gideyim artık yeter diye iç çekeceği forvete aksini iddia eden Fenerbahçe düşmanıdır. Net. Mesela ben size bir görsel sunuyum. Şimdi bakın arkadaşlar, görsel ekrana geldi. Size bir sorum olacak bak bir öğretmen olarak şöyle anlatayım. Bakın Valencia'yı çıkarın bu görselden. Yerine Gabriel Barbosa'yı koyun. Değeri ne kadar arttı değil mi görselin? Barbosa çok olur hocam. Dembele'yi koyun. Musa Dembele'yi. Ne kadar attı değil mi? Plea'yı koyun. Ha demek ki takımın forvet ihtiyacı varmış. Mesela Rossi yerine de bu penza şimdi fena olmaz açıkçası değil mi? Doğru mu Samet? Doğru. Aferin başkanım. Şimdi Fenerbahçe'de golcü borsası. İşte adaylar diye başlıyorum. Geçtiğimiz sezondan beri en önemli ihtiyacı net bir santrafor olan Fenerbahçe'nin. Sadece geçtiğimiz sezondan mı? La yıllardır yıllardır. Cesus'un o bölgede 4 oyuncum var. Açıklaması Forvet transferinin yapılmayacağına dair dedikodular arttırmıştı. Ancak Başkan Ali Koç bu konuda net konuştu. Santrafor olacağız diyerek ateşi yaktı. Peki Fenerbahçe'nin Forvet borsası kimler? Gündemdeki bir numaralı aday Sherlock'muş. Hemen Charlotte Sherlock duyumuna geçelim. Aşağıda bir yerde notumu almıştım arkadaşlar. Alexander Charlotte ve Leipzig Rakamlarda herhangi bir indirime gitmedi. Charlotte yıllık net 3 milyon euro maaş artı bonus. Leipzig bonuslarla birlikte 10 milyon euro bon servis bedeli istiyor. Taleplerinde geri adım atmadılar diyor arkadaşlar. Yağız Sabuncuoğlu. Buyurun forvet duyumu bu şekilde. Tabii daha önce giriştik ettik olmadı ama kim satışı sonrası paranız pulunuz var diye belki yüksek istiyorlar. Öte yandan Charlotte Fenerbahçe'ye iyi şanslar diliyoruz demişti. Ee, hatırlarsınız. İkinci kısma geçelim. İkinci forvet adayı. Bu penza ayrılmak istiyor. Yalnız burada çok ciddi bir sorun var. Nedir o sorun? Bu penzayı forvet olarak düşünmüyor Fenerbahçe. Hani Rossi'nin oynadığı bölge kanat forvet olarak düşünüyor. Çok çok yoklukta forvet oynatırız diye düşünüyor. Katar'da mutlu değil. Al-Arabi'den ayrılmak istediği konuşulan 25 yaşındaki Kıbınlı Yıldız Fenerbahçe'nin radarında. Biliyorsunuz bir önceki sezonda Süper Lig'de gol kralı olmuştu. Şartlar araştırılıyor demiş. Şunu söyleyeyim. Sıfır kiralama. 5 milyon euro opsiyonla getiririm diyor menajeri. Doğdu mu Samet diyoruz. Doğdu başkanım diyor. Demek ki neymiş? Doğruymuş. Yani ee, bu penze olabilir. Ben bu penze konusunda Bekliyorum. Diğer bir aday Pedro dos Santos. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe cesurunu 2020 yılında Flamengo'ya aldırdı. Brezilyalı golcü Pedro dos Santos'la da ilgileniyor demiş. Niye sadece Pedro'ya? Gabigol ile ilgilenemez mi Fenerbahçe? O dönem Fiorentina'dan kiralanmış 2021 yılında ise bonservisi 14 milyon euroya alındı. Brezilyalı Forvet şu ana kadar beklentileri tam olarak karşılayamadı demiş. Potansiyeli yüksek bu arada. Geçtiğimiz yıl 42 maçta 12 gol atabilen Pedro bu yıl Brezilya Ligi'nde 16 maçta 6 golde kaldı. Jesus Pedro ile ilgili Fenerbahçe yönetime çok olumlu bir rapor sundu ve kısa süre içerisinde resmi temaslara başlayacağı öğrenildi diyor. Ama Ahmet Selim Kul Fenerbahçe forvet almayacak diyor. Yani Ali Koç forvet dedi ama Fenerbahçe forvet almayacak diyor. Jesus forvete ihtiyacımız yok dedi diyor. Fenerbahçe'nin forvete değil şampiyonluğa ihtiyacı var diyor. Mantık olarak da şampiyon olmak için forvete ihtiyacım var. İlginç. Bunu konuşuruz. Plea'ya geçelim. Golcü listemizdeki bir diğer isim ise Alessane Playa. Fransız futbolcu için kulübü Borussia Mönchengladbach'la görüşmeler sürüyor. Fransa ve İngiltere'den de talipleri var. Bir yıl daha kulübüyle sözleşmesi var Plea'nın ve Fenerbahçe dışında Fransa'dan İngiltere'den talipleri var. Geçen sezon bunu Bundesliga'da 33 maçta 10 gol 8 asistlerle oynadı. 18 gol katkısı. Bu arada şuraya da not edeyim. Playa 18. Şimdi bu arada arkadaşlar Alessane Plea ve Mönchenglen bak gelen tekliflerin ardından maaş ve servis taleplerini yükseltti diyor Yağız Bey. Yeni servis talebi 10 milyon euro. Yeni maaş talebi 3 milyon euro. Yani futbolcunun gideceği kesin. O 10 milyon euroya çıkarttı bonservis beklentisini o da 3'e çıkarttı diyor. Fenerbahçe oyuncunun transfer sürecini yakından takip etmeye devam ediyor. Santrafor adaylarından biri demişler. Şimdi ee, nasıl anlatayım bilmiyorum ama Plean mantıklı bir isim olur. 5 milyon euroya yani 5 milyon euroya müthiş bir isim olur alınabilseydi. Hocam biz ağırdan aldık bak fiyatı artmış. Ya öyle değil ya. Ya öyle değil bu iş. Bu o kadar basit değil. Kafasına göre artmıyor, azalmıyor. Futbolcunun -hı gönlü bizden yana. Siz 3 milyon euro olayına çok aldanmayın. Belki de en baştan beri konuşulan 3 milyon eurodur. Siz oraya çok aldanmayın. Ben size bir isim vereceğim. Tuhaf bir isim. Bamba Dieng. Marsilya'nın forveti 22 yaşında. Senegalli. 1.78 boyunda. Senegal milli takımının 11 kez formasını giymiş. 1 gol atmış. 10 milyon euro piyasa değeri olan. Zamanında daha doğrusu geçen sezon Marsilya'nın 1 Temmuz'da 400 bin euroya aldığı oyuncu. Geçtiğimiz sezon Lig 1'de 30 maçta 7 gol 3 asist yapmış. 1099 dakikada yani dakika başına baktığınız zaman müthiş bir istatistik. Öbür türlü baktığınız zaman Fenerbahçe taraftarı bunu yer. Niye yer? Ya saçmalamayın kardeşim ya bize kendini kanıtlamış Fovet lazım ya. Kupa Fransa'da iki maça çıkmış bir golü var. Mesela 21 yaşındayken. Baktığınız zaman geçen sezonu 46 maçta 9 gol 3 asiste tamamlamış. 1929 dakika. Tabi hepsi şey değil Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve National 2 Grup C'de Gençler Ligi'nde oynamış 225 dakika. Bu bence kumar olur. Bu her takım için Fenerbahçe için Galatasaray için büyük kumar olur. şey diyemem. Başka? Şimdi başka duyumla da geçiyordum. Şöyle söyleyeyim. Musa Dembele. En çok konuşmamız gereken konu burası. Niye? Şimdi arkadaşlar iki gündür Musa Dembele konuşuluyor Forvet'te. Ben rahatsız oluyorum. Sebebi ne? Sebebi şu. Ya arkadaş Musa Dembele ismini konuşmasına konuşalım. Okey. Lafım yok. Eyvallah. Evelallah. Herkese eyvallah. Ama ya gerçekten de bir numaralı adaysa bu kadar konuşma sonrasında iptal olursa diye korkmuyor musunuz? Ne alakası var? Biz konuştuk diye iptal mi olacak? Diyen arkadaşlarımız da maalesef çok saydılar. Maalesef. Siz konuşunca iptal olmuyor ama siz konuşunca belki başka takım taraftarı, başka takım yöneticileri araya girecektir. Hani mesela başka takımlar transfer yapamayınca diyorlar ya Fener araya girdi. Fener araya kaçmasaydı. Lan Fenerbahçe iç çamaşır mı? Niye araya kaçıyor? Tövbe estağfurullah. Manyak mısınız siz? Kendi kendinize niye düşman üretiyorsunuz? Ya Fenerbahçe niye araya giriyor ya? Niye araya giriyor? Sizin bu mantalitenize göre niye Fenerbahçe hep kötü? Beceremiyoruz diyeyim. Neyse. İki gün önce dediler ki Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi Musa Dembele. 26 yaşındaki oyuncu 11 oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Sözleşmesinin son senesi 7-8 milyona bitebilecek bir transfer. Oyuncu için Sov ve Niyank da aracılık ediyor denildi. Şimdi inşallah geriye çok gidebilirim. Neden geriye çok gidebilirim dedim. Çünkü çok 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 geride Musa Dembele bu kanalda konuşuldu hem de aşırı geride konuşuldu. Yani o kadar aşırı geride konuşuldu ki diyeceksiniz ki yok artık imkanı yok. Yani imkanı yok diyeceksiniz. Şimdi hatta playalardan şeylerden önce mesela şurada en son ne zaman Dembele yazmışım? Çok çok önce yazmışım. Yani bir aya yakın geriye gitmez lazım. Kapak resimlerinde var gerçi. Benim anlatmama gerek yok. Bayram kutlamasında falan var. Yani üyelere özel video kapağında var. Herkese açık video kapağında var. Yok bir dakika. Bayram kutlama yayını herkese açıkmış. Pardon. Evet. Neyse. Buraya çok girmeyeceğim. Kendimi övme kısmı oluyor. O yüzden girmeyeceğim. Yağız Sabuncuoğlu dün demiş ki Dembele için Lyon 12 milyon euro istiyor ya da zorunlu satın alma ile kiralık. 12 ya da kiralık. Süper. Şimdi Fenerbahçe Santrafor transferinde 2010-2011 sezonuna transfer ettiği Mamadou Niang sonrasında birçok kişiye göre en iyi forvetini bitirmek üzere en iyi forvet transferini Niang'dan sonra en iyi forvet diyorlar. Mali asıllı Fransız oyuncusu Musa Dembele için Lyon'a teklif mektubu yollandı. Geçen sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde 30 maçta 34 maçta 20 gol 4 asist yapmış Dembele. Dembele 24 gol katkısı. Bu da okey. Buraya kadar her şey tamam. Başka bir kardeşimiz Santrafor'da birinci hedef Dembele demiş. O temelen, o ondan o da ondan pastaşıyor. Sov ve Niyang'ın aracılık ettiği söyleniliyor. Zaten Sov ve Niyang aracılık ediyorsa o bizden başkasına gitmek istemez. Yönetime kaynaklarımızdan öğrendiğimiz bilgilere göre demiş Lyon'un Fransız yıldızı Musa Dembele Kadıköy'de gol atıp taraftarı coşturmak istiyormuş. Bütün bunlar konuşulurken Ahmet Selim Kul dün dedi ki Musa Dembele'ye normal olarak Fenerbahçe'nin bir ilgisi girişimi vesaire yok. Maliyeti 20-25 milyon eurolar civarında dolaşan bir isim. 12 milyon euro dedi Yağız Bey. 12'ye alsan. Menajerine 1 versen 13. Oyuncuya yıllık 3 versen. 4 yıllık sözleşme yapsan 13. 13 12'de 12 oradan 25 yapıyor. Ahmet Bey kaç dedi? Maliyeti 20-25 milyon euro civarında dolaşan bir isim demiş. Alıcılar açık değil mi arkadaşlar? Bir, birazcık geriye sardım. Bak birazcık geriye sardı tekrar izle. Cebine koy dışarıda sokakta gezerken de izlesin. Zeytin gibi yesin böyle ekmeğin arasında. Bu ismi sürekli pompalayarak beklentileri yukarıya çekip sonra öfkeyi yönetime yönlendirmeye uğraşıyorlar. Başarılı da olsa başarılı da oluyorlar kısmen. Allah aşkına. Şimdi demeyim demeyim diyorum. Sonra taraftar bana diyor ki ya hocam diyor e, sen de yönetimi çok kolluyorsun, kayırıyorsun. Alakası yok. En baba eleştiren benim. En yönetimi benim kadar iyi eleştiren yok. Allah rızası için yapmayın. Bak bana iftira atmayın. Ya sevmeyebilirsiniz, hoşunuza gitmeyebilir, kabul ediyorum. Çok sevilecek bir adam değilim, katlanacak bir adam değilim ama bana iftira atmayın. Bak şimdi ben yönetimi nasıl eleştireceğim, iyi dinleyin. Şimdi Galatasaray 3 sene önce 27 yaşındaki Cagney'e 15 milyon euro para bayıldı. 15 milyon euro 27 yaşındaki Cagney'e. Sonuç elde var 0. Biz burada çok söyledik. Dedik ki lan boş kaleye atıyor ediyor. Bak gerçi bizim kanalı 2018'de kuruldu da. Ondan önce bir kanalımız daha vardı. O dönemlerde de söylemiştik. Hani o dönemlerde de başka isimler vardı. Kanal kurulduktan sonra da vardı. Dedi ki bak adam atıyor atmasın ama kaçı penaltı, kaçı boş kaleye bunları hesaplayın. Yok. Adam Fransa'da 25'e yakın gol atmış. 12 milyon euro bu adam için bedavadır. Eğer 12 milyon euroyu vermeyip bu forveti almıyorsan dangoçsun. Sen yönetici yönetici değilsin. Sen Fenerbahçe düşmanısın o zaman. Benim gözümde Fenerbahçe düşmanısın. Ezgi Can'ı kiraladın. Süper. Usta ve Enrique'yi kiraladın süper. İkisi de bedavaya kiralandı da. Sosyal medya 1.4 desin. Mühim değil. Ben çok takmıyorum onları. Stoperine 5 milyon küsür para verdin. Verirsin. Normal. Olur. Parayı vermen normal. Anlarım. Öbür tarafta oynatmayacağın Lincoln'le şu an yedek tuttuğun Lincoln'e 3.5 verdin. Bir nebze anlarım. Gençlik aşısı şimdi olmasa seneye olur. Gelişir. Senenin içinde düzelir. Okey. Ara oyu aldın. Zeiss Crespo'yu satmadan Arao'yu aldım. Belki onları satsaydın daha yüksek paralara satardın. Sonra Arao'yu daha ucuza çekerdin ama bu satış stratejidir. Anlarım. Ee, bu Penza'yı getirecek olsan ücretsiz kiralayacaksın zaten. Para vermeyeceksin. Ulan bari Forvet'e kıyın. Forvet'e kıyın. Ya etmeyin eylemeyin ya. Etmeyin eylemeyin. Diyor ki Fenerbahçe yönetiminin ilgisi girişimi yok. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Fenerbahçe yönetimi hem facecam'de hem de Paris'te görüştü. Bu adamın menajerinin adını bulun. Fofana değil mi bu adamın menajerinin adı? Fofana değil mi bu adam menajerinin adı? Menajeriyle görüşüldü. Ya varsın beni daha iyi ilan etsinler. 2. Senin rakibin, şampiyonluk yolundaki rakibinin forveti kim? Alişan Salan, Cüneyt Çağır. Lan o onu demiyorum. Forvetini soruyorum. Forveti kim? Cornelius, Di Değil mi? Mesela öyle isimler. Öbürünün ki Seferovic'i getirdi adam. 50 yaşında Gomis var. Gomis'i ben çok takmıyorum ama Seferovic'i getirdi adam. Öbürünün ki ve Gorslu getirdi, Cenk Tosun'u getirdi. Cenk Tosun'u da çok takmıyorum ama ve Gorstu getirdi. Seninki ki Ener Valencia. Allah aşkına insan içine çıkamaz hale gelirsiniz. Fenerbahçe yönetimi. İnsan içine çıkamaz hale gelirsiniz. Abi bak ben bildiğim için söylüyorum. Bu arada Fenerbahçe yönetimini topa tutmuyorum. Bildiğim için söylüyorum. Duyumlarımdan hareket ederek yola çıkarak konuşuyorum. Hem yönetimi eleştiriyorum hem de sizlere tüyo veriyorum. Dikkatli dinlemeniz lazım. Fenerbahçe yönetimi forvete 10 milyon artı piyasa değeri olan Leblebi gibi gol atabilen bir forvet getirmiyorsa laciverti silip kırmızı koysunlar. Evlerindeki lacivertlerin hepsini silip kırmızı koysunlar. Bak ben biliyorum yönetimi ne yapacağını bildiğim için rahat konuşuyorum. Gabriel Barbosa, Musa Dembele, Mois Keane hiç fark etmez. Bize gelip leplebi gibi gol atacak adamlar. Mois Keane ismi çıkmış. Serdar Ağaçekli diyor ki o kadar iyi bir forvet değil. Lan daha ne olacak? Kim gelecek lan? La kim gelecek? Gerrit Beyli mi getirecekler? Gerrit Bey'ini diyorum. Harry Kane mi getirecekler? Kimi getirecekler? Ya Fenerbahçe taraftarının ukalalığı da beni bitiriyor ya. Ya daha kimi getirecekler? Fenerbahçe'nin alıp alabileceği en baba santrafor. iki tane santrafor. Bir Gabriel Barbosa, iki Musa Dembele. Hocam çok özür dilerim ama yani nah getirirler Gabriel Barbosa'yı. Sen ne saçmalıyorsun? 26 milyon değeri var. Ben de getirebilirler diyorum. Ben getirmeliler de diyorum. Neymiş? İlgi yokmuş, girişim yokmuş. 20-25 milyon euroymuş maliyet. Lan bana ne? 4 senelik maliyetinden bana ne? Peki ben başka bir şey söyleyeyim. Gabriel Barbosa için. Olur mu olmaz mı? Diego Rossi istiyor Flamengo. Bak herkese açık konuşuyorum. Diego Rossi istiyor. 9 artı teklif var dedim ya. Flamengo'ydu bu teklifi yapan. 9 artı teklifi yapan. 12'ye kadar çıkan. Rossi'yi versek. Arkadaş takas fiyatımız değişir. Takasta 15 sayarız. Gabriel Barbosa'yı kaça sayıyorsunuz? 26 piyasa değeri var. 20'ye satıyorsun. Biz de bunu 15'e sayıyoruz. Rossi artı 5 milyon euroya verin Barbosa'yı desen. Kabul ederler mi? Hocam çok salakçı olur. Adamda da para kalmaz. Lan adamlar Brezilya'nın en zengin kulübü. İki tane daha şey bulurlar. Barbosa bulurlar. Bulurlar. Alırlar. Niye almasınlar? Ya pozitif soruyorum. Bu penzayı bedavadan kiralasak. 5 opsiyonla. Rossi'nin yerine. Rossi artı 5 milyon euro verip Gabriel Barbosa'yı alsak. Allah be işte budur be. Mustafa hocam seni takip ettiğime memnun kaldım. Allah senden razı olsun diye bana hayır duasında bulunur musunuz? Artı Samat dayı da göndersem yanında. Bana Peugeot 3008 duası eder misiniz? Hocam yağmur duası bile derik. Evinin içine yağmur yağar. Bulutlar depeden gelir. Senin şeyde evin tavanında orada içeriye yağmur bile yağar. Yeter ki getir. Ben de büyük bir iddia ortaya atıyorum. Fenerbahçe A bir forvet alacak. Hem de bu forveti. 3 vakte kadar alacak. Hocam sıkıldık ama ya. Bir bu Penza diyon, bir Dembele diyon, bir Gabriel Barbosa diyon. Arkadaşlar ben de sıkıldım. Kabul ediyorum. Hatta inandırıcılık yitebiliyor. Kabul ediyorum. Hocam sen hangisini istersin ben Dembele'yi isterim açık söyleyeyim. Bunu da belirteyim. Dembele içinde bir şey daha söylüyorum. 8, 10, 12 bu rakamları aklınızda tutun. Hocam 12 rakam değil ki 10 rakam değil ki. Yani transferde hani rakam olarak kullanılıyor da 8, 10, 12 bunları aklınızda tutun. 12 ve 10'u da aklınızda tutun. Bunları ikiye bölerek tutun. Yani iki taksit halinde tutun. Ben ortaya çok büyük bir iddia atıyorum. Taşlanma kadını atıyorum. Fenerbahçe'nin ya Gabriel Barbosa'yı ya Dembele'yi almak zorunda. Artık Rossi verip üstüne paramı verirsiniz. Dembele'yi iki taksitle mi alırsınız? Not. Üyeler yanlış anlayabiliyor. Belki aboneler de anlar. İkisini birden almıyorum. Herhangi birini alıyorum. Kabulçünüz değil mi? Yani herhangi birini aldığım zaman kabulçünüz. Bu arada Musa Dembele'yi arkadaşlar transfer market değerini bilmiyorsunuz belki. 20 milyon euro transfer market değeri var. Ben şöyle de bir iddiada bulunuyor mu? Bu arada 26 yaşında Dembele 25 değil e, ee, Gabi 26 olacak. Şöyle bir iddiada bulunayım mu? Sen Musa Dembele'yi 10'a al. Çok net söylüyorum. Şampiyon ol. Musa Dembele'ye 20'den aşağı teklif gelirse suratıma tükür. Sen Gabriel Barbosa'yı Rossi artı 5'e al. Şampiyon ol. Gabriel Barbosa beklediğin performansı versin. Bak 20'den bahsediyorum. 20'yi almış oluyorsun. 30-35'ten aşağı teklif gelse suratıma tükür. Yalansa yalan deyin. Yazın yoruma. Yalan söylüyorsun. 30-30 gelmez teklif yine Hadi. Türkiye rekoru kırılmaz deyin hadi. Lan manyak. Senin çok gol atamayan Vedat'ına yaklaşık 20 geldi 20. Senin çöplediğin Berişan'a 5'e aldın dediğin Berişan'a 4-250 teklif geldi. Samatta'ya teklif geldi de sağ olsun göndermedik. 4.5 teklif geldiğinde zamanında. Düşün çöplenen Samatta 6, 6 yalından ya 4.5'a gönderdi. Lan Fıra'yı bile Adem'i bile neredeyse aldığın paralara gönderdi. Ya Fenerbahçe'ye aldığın forvet tutarsa aldığının en az iki katına satarsın. En az iki katına satarsın. Hele hele Fenerbahçe son yıllarda diyeceğiz. Futbolcu satış fabrikasına döndük ya satarsın. Şampiyon ol. Forvetin tutsun. Bitti. Bak Moise Genç. Al. Tutsun. 50'den aşağı teklif gelmez. Kapıyı 50'den çalarlar. Bak biz diyoruz ya Türkiye piyasası çok düşük. Bir tutsun bakalım Türkiye piyasası ne kadar düşükmüş hep birlikte izleriz. Torino Miha Zayt için Fenerbahçe'ye resmi teklifini yaptı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, yani Zayt için resmi teklifini yaptı. Sürecin hızlanacağını ve bir an önce biteceğini düşünüyorum. Pelkas için de aynı şekilde bir an önce sürecin biteceğini düşünüyorum. Mesela Pelkas'ı 4-4.5 bekliyoruz. Elimize geçecek 3 milyon 700 bin euro civarı. Ve Zayt'sı daha da 6'ya sat 9 milyon 700 bin euro. Lan Allah'tan korkun be. Lan Rossi'yi ver 9750 ver üstüne git Gabriel Barbosa'yı al yine kimse bir şey demez. İyi transfer yaptık der. Bu adam Inter'deydi falan der. Bu adamı iyi satarız der. Göztepe Fenerbahçe Emir Ortakaya transferinde anlaşmaya varmış. Ne oldu biz Rize Spor'a veriyorduk hani Gökhan Hakkan için. Mustafa Hoca bilmiyor diyordunuz. Son olarak da şunu söyleyeyim. Esprili bir paylaşım yapmış sayfanın biri. Demiş ki Seferovic demiş geçen sene 8 gol attı. Gol katkısı işte sayfa öyle söylüyor. Weghorst'un geçen seneki katkısı 13. Ezgi Canalovski'nin 15 demiş. Ben de diyorum ki Plea'nın 18. Dembele'nin 24. Peki hocam. Bir soru da ben sorayım. Diyelim ki adamlar salaklaştı. Dembele'yi 8'e verdi. Plea için 5 diyorduk ki hani. Plea'yı 5'e alma imkanımız olsa alır mıyız? Dembele'yi 8'e versinler. Plea'yı 5'e alırsın. Valencia'yı da gönderirsin. Samat da gönderirsin. Berişay'ı da gönderirsin. O, hocam Joao Pedro var. Hem Pedro hem Dembele hem Plea. Kim hak ederse o oynar. Ama abartmayın. Bir tane A sınıf forvet. Mesela Gabriel Barbosa olur. Dembele olur. Öbürü de işte Valencia'yı elde tutarsın. Serdar Dursun'u tutarsın. Yeter. Zaten Joao Pedro da var. Kul var. Çok Maç sayısı çok. Bunları oynatırsın. Hocam peki sana Joao Pedro almışken Dembel almak mantıklı mı? Gabriel Barbosa almak mantıklı mı? Ben de size şunu soruyorum arkadaşlar. A klas forvet alıp A klas forvetin yedeğinin C klas olması yıllardır ne kadar mantıklıydı? Arkadaşlar 5 oyuncu değiştirme hakkınız var. 5 5 5. Çıkarsın sahaya 40 dakika, 45 dakika, 50 dakika rakibi kemirirsin, döversin. Önde baskı yaparsın. Sen önde baskı yapacak takımsın. Senin hücum hattın var ya ileri üçlün ya da dörtlün. İleri dörtlün yedeği dört kişi olmayacak. En az altı kişi olacak. Sen de orada oynayabilecek on tane futbolcun olacak. Onunun da kalitesi kalibresi birbirine yakın olacak ki birbirini tamamlayacak. Anlatabiliyor muyum? Beş oyuncu değişikliğinden bahsediyorsun. Beş. Bak perşembe günü göreceksiniz. O çıkacak öbürü girecek. Öbürü çıkacak öbürü girecek. Ya beş oyuncu değişikliği her maçta. Bırakın o kadar olsun ya. Bırakın dembele de alınsın. Ha hem dembele hem barbos alınmaz ama ben inşallah anlatabildiğimi anlatmışımdır. Dediğim gibi kimse bir şeyin pompaladığı yok. Kimse pompacı değil burada. Burada herkes Fenerbahçeli. Fenerbahçe'nin iyiliğini düşünüyor. Alın size Fenerbahçe forvet duyumu. Yüzde yüz duyum arkadaşlar ve inşallah da bu duyumlar gerçekleşir. Fenerbahçe A plus bir forvet sahibi olur. Hissi bir şey söyleyeyim mi? Hissi duyum değil. 7 Ağustos'a kadar ben forvet kapı bekliyorum. Ya en azından görüşmelere başlandı. İstanbul'a gelecek falan filan diye bekliyorum. 7 Ağustos'a kadar. Çok saçma değil mi? Bugün 3 Ağustos 4 gün var. Listeyi vermişiz hocam UEFA'ya. Ne gerek var? Ağırdan alırız. Piyasası düşsün diye Eylül'ü bekleriz falan diyeceksiniz. Piyasası düşerken bizim modumuz düşmesin. Çok basit bir soru sorayım. Slovaçko'yu iki maçta. Ee, Ümraniye spor, Kasımpaşa. Slovaçka'yı geçersek Avusturya Viyen 2 maçta 6. O arada Süper Lig'de 2 maç diyelim 8. 8 sekiz maçın 8'ini de kazansan nasıl bir sezon başlangıcı yaparsın? Sezona nasıl girersin? Nasıl bir morallenirsin? Nasıl motivasyon olursun? Rakiplere nasıl korku verirsin? Hakemlere nasıl mesaj verirsin? Eylül'de forvet almak tabii ki de alabilirsin. Peki Eylül'e kadar bu 8 maçtan herhangi birinde, ikisinde, üçünde, dördünde, sekizinde puan kaybetsen Sonuç ne olur? Lanet olsun forvetine de size de olur. Ve çok ağır tepkiler olur. Şampiyon olmak istiyorsan şampiyonluk forvetten geçiyor. Ha! Joao Pedro sakat olmaz. Serdar Aziz'in sakat olmaz. Eyvallah. Anlarım. Onlarla idare edersin. Eylül'e kadar seni götürür. Joao Pedro seni çok iyi götürür Eylül'e kadar. Hem de sisteme adapte olmuş Joao Pedro seni müthiş götürür. Ama mecbursun. Acele etmeye de mantık mecbursun. Hem mantık olarak hem istiyor olarak böyle söylüyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah. Belki akşam canlı yayın yaparız. Bu video çok izlenirse belki 21.45'te canlı yayın yaparız arkadaşlar. Görüşmek üzere.